Sevgili kutu oyunu severler, sizlere Çin'den sesleniyorum ve bir kutu oyunu avına hoş geldiniz. Ta-da! Evet, şimdi fuar için buradaydık, iş için geldik. Ama tabii ki bütün gün çeviri yaptığımız yetmezmiş gibi akşamları da board game avına çıkıyoruz sizler için. Ve azıcık yürüdükten sonra arkamda... İşte buraya gireceğiz şimdi. Hadi bakalım nasıl?就一二三四五六个， okay. 你算算吧。Hesaplatmaya gittik. Evet arkadaşlar, Splendor Duel, Patchwork, Valentine Edition, bunları bulduk. Unmatched serisinden bir oyun bulduk. Terra Nova geçen Sırbistan'da almaya kalkıp almamıştık. Burada daha ucuz denk geldi, o yüzden burada alalım dedik. The Island benim için çok önemli bir hobiye giriş oyunu, insanları sokmak için. O yüzden onu da alacağım. Bir de Gutenberg diye bir oyun. Çince ama dil bağımsızmış. O yüzden onu da aldık. Şimdi hesaplıyor tatlış kızımız. Şurada hararetli bir şeyler yapıyorlar. Bunlar da Çin'in nerdleri. Nerd Çinliler. Evet, burası da böyle güzel bir mekanımız. Şu taraftakiler full satılık, bu duvar. Bu duvar full satılık. Şu içeri taraftakiler açık, bunları oynayabiliyorsunuz buraya gelip. Burada güzel büyük masalar var ama aslında çok masa yok yani. 3, 4, 5 masa var. Ama yine de güzel bir mekan olmuş. Beğendim. Evet, fiyatlarda epey iyi. Az sonra ödeyeceğiz, bakalım nasıl olacak. Şunu önerdi adam İngilizce olarak bana. Ama tabii bunu taşıyamam yani. Nasıl taşıyayım ben bunu? 1910 yuan. 2.8'de çarpabilirsiniz fiyatları anlamak için. Evet, dükkanı kapattık şimdi. Bunları aldım. Kolumda. Kolum kesiliyor şu an. Bu arkadaşlar bana taksi çağırdılar. Yardımcı oluyorlar. Aynı zamanda kendilerinin de bir Çin usulü kural anlatım kanalları varmış. Ama YouTube Çin'de çalışmadığı için takip edemedim. Başka bir platformda yapıyorlar. Gidiyoruz. Ya böyle de iyi insanlar işte. Tatlışlar. Bye bye. Evet, geldik mi Pekin'e? Beijing. Beijing'deyiz arkadaşlar. Fuar Şanghay'daydı. Ve dolayısıyla sizlere gösterdiğim o store Şanghay'daydı. Şimdi Pekin'e geldik. Çalıştığım firmanın burada ofisi var. Orayı ziyaret ediyoruz. Ve
Ofisten çıkınca tabii durur muyum? Ben hiç durur muyum? Hemen baktım nerede ne var. Yürüme mesafesinde otelden 20 dakika uzaklıkta bir board game store görünüyor. Dolayısıyla şu an çıktım oraya yürüyorum. Bakalım nasıl bir yer? Bakalım oradan neler bulacağız? Ne güzellikler getireceğiz bavulumuzda ülkemize. Bavul devam ediyor. Bavul ticareti. Varalım size tekrardan o zaman geri dönüş yapacağım. Şimdilik şöyle bir etrafı gezdireyim. İnsanlar. Gidiyorum. Bir dakika, çok ilginç bir yerden geçiyorum. Store'a gelmeden tekrar açtım videoyu. Bu ne abi? Bak. Sosyal medyanın bokunun çıktığı nokta. Yani yukarıda böyle şeyler, Instagram'ımsı şeyler var. Bunlar da Instagram'da yasak da, bu başka bir app'tir kız. Böyle bir böyle geziyorum. Yok saçma. Ne yazıyor diye gözlük taktım. Evet arkadaşlar, mekana geldik. Mekanın adı Meeplepedia. Şöyle göstereyim. Güzel bir kutu oyunu kafesi ama maalesef satılık oyunları çok az. Şöyle göstereceğim. Sadece bunlar var maalesef. O yüzden bir şey alamadık. Anneme Çince Rummy Cup götürmek isterdim ama ne gerek vardı ki? Evet, dükkandan çıktık. Çünkü alacak bir şey yoktu. Sadece orada görülen azıcık bir ürünler vardı. Pekin'de öyle çok satılmıyormuş. Daha çok kafeler daha çokmuş. O yüzden aslında buraya yakın bir yer daha görünüyordu. Oraya da gidecektim ama gitmemeye karar verdim. Kafenin durumunu sordum bu arada. Hani oynama ücreti nedir falan diye. Dedi ki 3 saati 98 yuan. Yuan'ı çevirmek için 2.8 ile çarpmanız gerekiyor. 3 saati 98 yuan. Günlük full gün girersen de 158 yuan. Yani 158 çarpı 3'e yaklaştırırsanız 450 falan mı ediyor? Ya arkadaşlar bu ne, çok pahalı. Şanghay'daki 48 yuan mesela. Ki Şanghay daha pahalı olur diye düşünmüştüm ben. Da Vinci'nin kıymetini bilin, tamam mı tatlışlar? Öpüyorum sizleri. Bugünlük kutu oyunu avından benden bu kadar. Pekin'de biraz fail oldu ama en azından bir yerler görmüş oldunuz. Kafe görmüş oldunuz. Öyle. Sizleri seviyoruz. Öpüyoruz. Görüşmek üzere. Evet. Yine dayanamadım. Bir yer daha buldum. Bu sefer Nanluo Guxiang taraflarındayız. Orada isterseniz böyle hediyelik eşyaların bol olduğu tatlış bir sokak. Şu an tabii orada değilim. Orayı epeyce gezdim. Oraya yürüme mesafesinde 15 dakika olarak görünen bir kutu oyuncu varmış. İnanmazsınız. Hem de satışta yapıyorlar gibi görünüyor. Oraya bir son kez bir şansımı denemek istedim. O yüzden sizleri de getiriyorum efendim. Bakalım nasıl bir yer çıkacak. Göreceğiz. Adı Statica Forest.
havalimanından çıktık. Taksiye bindik. Orada çeşitler çoktu ama Çince çok fazla oyun olduğu için çok alamadık. Tabii ki Nezih'e telefon ettim oradan. Bir video call yaptık. Lama'yı görünce dayanamadı kendisi. O yüzden küçük de bir olsa lama aldık. Çünkü çok ucuzdu. 59 yuan. 2.8 ile çarpıyorsunuz. Bir de şunu önerdi oradaki adam. Land and Sea diye bir oyun. Bunda da dil bağımsızmış, dil yokmuş. O yüzden Çince ama bu da sanırım 216 yuan gibi bir şeydi. Onun dışında kendilerinin bazı Çin oyunları götür. Neden Çin oyunları götürmüyorsun? Ülkemizin güzel yeni oyunları var dedi. Bana bunu önerdi. Bu 12 hayvanlı takvimi içeren konusu, 12 hayvanlı takvimi olan bir iki kişilik oynanan küçük bir kart oyunuymuş. Bunu kendileri bana hediye etti. Bir de kendilerinin bastığı, çıkardığı bir oyun varmış böyle. Ters tutuyorum. Şöyle. Yani Together Let's Go yapmışlar İngilizcesini. Biraz ters olmuş ama. Bu böyle Pekin haritası falan var. Sanırım birazcık şeyle alakalı. Gezi temalı bir oyun. Çince kartlar mevcut. Artık biz bunu Nezih'le oynarız. Burası gayet güzel bir kafeydi. 88 yuan kişi başı giriş. Bütün gün kalırsan da 100 küsür bir şeydi. Onun fotoğrafını çektim, şu an aklımda yok. Özel bir alanı var. Kendiniz kiralayabiliyorsunuz. Bir odası var. Oraya girerseniz eğer 6 kişi birlikte 888 yuan ödüyorsunuz. Bu da tabii 2.8 ile çarpınca çok ediyor. O yüzden fiyatlar pahalıymış Pekin'de. Onu anladık. Oyun fiyatları ucuz. Kafe fiyatları pahalı. Ama güzel bir mekanda. 2 katlı, ferah. Sahibi de çok tatlı. O yüzden eğer bilmiyorum olur da yolunuz düşerse buraya uğrayabilirsiniz. Bugünlük bizim kutu oyunu avından bu kadar arkadaşlar. Daha da artık bir yere gitmek düşünmüyorum. Çünkü akşama uçağımız var. Türkiye'ye dönüyoruz. Bir sonraki kutu oyunu avcılarından görüşmek üzere. Bye bye.